yol kötüleşiyor. Arkadaş, mağaralar var bilmem ne. Evet, değirmen var. Eski çağlardan kalma. Evet, eskiden kullanılan değirmen. Şeyh Edebali Türbesi. Bilecik'teki en önemli tarih miraslarından bir tanesidir. İslam mutasavvıfı olarak bilinen Şeyh Edebali'nin 1326 yılında Bilecik'te vefat etmesinden sonra Orhan Gazi Camii'nin üst tarafındaki tepelik alanda türbe yapılmıştır. Her yıl yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret edilen türbenin yapılış tarihi belli olmamakla birlikte Orhan Gazi devrinde inşa edildiği kabul edilmektedir. Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin hem hocası hem kayınpederidir. Osman Gazi'ye akıl hocalığı yaptığı için Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu olarak da nitelendirilmektedir. Şeyh Edebali Türbesi hem İslam din bilgini olan Şeyh Edebali'nin hem de değerli farklı isimlerin mezarlarının yer aldığı bir türbedir. İçerisinde 10 farklı mezar daha bulunmaktadır. Bu mezarların Şeyh Edebali'nin soyundan gelen kişilere ait olduğu düşünülmektedir. Sanduka odasının haricinde 2 farklı oda daha bulunmaktadır. Bunlardan biri mihraplı mescit, diğeri misafir ve sohbet odası olarak kullanılmış. Türbe ve dergah Sultan II. Abdülhamit döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat görmüştür. Eskiden kubbeli olan fakat Yunanlıların yaptıkları saldırılarla tahrip edilen türbenin üzerine kiremit çatı örülmüştür. Türbenin hemen yanında aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen bölümde Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun ve annesinin mezarları da bulunmaktadır. Şeyh Edebali Türbesi'ne Bilecik şehir merkezinde bulunduğu için kısa sürede gidilebilmektedir. Bilecik şehirler arası otobüs terminalinin karşısında türbeye giden bir yol bulunmaktadır. Türbe yolu olarak adlandırılan bu yoldan yaklaşık 2-3 kilometre gidilir. Orhan Gazi Camii'ne vardıktan sonra sol taraftaki merdivenlerden Şeyh Edebali Türbesi'ne ulaşılmış olur. Türbenin bulunduğu alanda ziyaretçiler için yiyecek ve içecek mekanları, tuvalet ve süs eşyaları satan yerler mevcuttur. Bunlara ilave olarak Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Osmanlı padişahlarının yer aldığı tarih şeridi bulunmaktadır. Burada Bilecik'in fethi 3 boyutlu olarak anlatılmaktadır. Osmanlı'ya yöneticilik yapmış padişahların eserleri ve hayatları gösterilmektedir. Yapma yapma. Tutayım mı? Dur dur eylem. Hayvan. Yeme onu. Aa, şok geçiriyor. Bak seviyor, merhamete geldi. Şok çek. Yeme. Yemiyor zaten baksana. Yeme, yedirmem ben onu da. Bakayım ne yapacak.
Sana yemek veririm, sen biraz başka bir şey ye. Yeme oğlum. Kuşu tutsana. Hayvanı salalım. Isırmaz mı? Kuş ısırır mı lan? Tut tut, sen elinle tut be, bir şey olmaz. O zaten şok geçiriyor hayvan. Ay Allah. Kuşu niye yemedin? He? Niye yemedin? He? Yeseydin kuşu. Tarihi bir yerde. Kediler de böyle merhametli oluyor tarihi yerde. Kuşları yemeye kıyamam. Sana ben vereceğim bir şey yok ki şimdi burada. Gel severim gel. Kaçıyor, sevdirmiyor. Şeyh Edebali Türbesi'ne gelen ziyaretçilerden bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Türbe herkes tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Şeyh Edebali Türbesi haftanın her günü ve 24 saat ziyarete açıktır. Böylelikle ziyaretçiler istedikleri zaman türbeye giriş yapabilmektedir. Şeyh Edebali'nin İslam dini tarihinde ve Osmanlı tarihinde önemli bir kişilik olmasıyla türbe de onun hayat hikayesiyle efsaneleşmiştir. Dönemin diğer mutasavvuf ve İslam hukukçularıyla birçok kez sohbet etmiştir. Bilecik şehrinde bir dergah yaptırarak halkı bilgilendirmiş ve öğrenciler yetiştirmiştir. Türbe ziyaretimizin hemen ardından türbenin oldukça aşağı kısımlarında bulunan bir derenin aktığı, bir şelalenin bulunduğu ve eski virane durumda olan bir değirmenin olduğu alanı da merak edip bu bölgeye inip çekimler yaptık. Özellikle şelaleye giden, daha önceden yapılmış ama daha sonradan tahribata uğramış, bazı yerleri oldukça tehlikeli olan demir yürüyüş yollarından şelaleye ulaşmaya çalıştık. Fakat son noktalara yaklaşmışken geri dönmek durumunda kaldık. Çünkü o kısım gerçekten fazlasıyla tehlikeliydi. Geçmeye kalktığımızda başımıza bir şey gelme ihtimali olduğu için ve bölgede bize yardım edebilecek kimse bulunmadığı için kısa süreli maceramıza orada son verdik ve geri döndük. Ama o şelaleyi görmesek olmazdı. Hem sizler için hem kendimiz görebilmek için drone'u gönderdik ve şelalenin görüntülerini de kaydettik. Sular oldukça kirli akıyordu. Bu bölgeye yakın bir zaman önce yağmur yağdığını ve bu nedenle suyu kirlettiğini düşünüyoruz. Çünkü bölgede ıslak yerler mevcuttu. Nurettin yeni bir macera. Yani bayağı bir macera oldu sabah sabah. Sabah. Çok tehlikeli bir yer bence. İyi bir macera oldu. Şuradan gitmeye biraz tırstık biz aslında. Şelaleye gidiyor da. Hem şuradan yani kayalar. Düşme riski de var. Kayaların düşme riski var hem de. Şu platform her an kırılabilir. Tehlikeli, birçok yeri kırılmış zaten. Geldik biz, sona kadar geliriz dedik ama. Buradan ötesi bayağı tehlikeli görünüyor. Artık o kadar ötesi. Tehlikeye giremedik, riske giremedik. Aslında bu bölge bizim oldukça hoşumuza gitti. Değirmen kısmında bir köprü de vardı. Hepsinin görüntülerini kaydettik. Hatta keşke yanımızda yiyeceğimiz içeceğimiz de olsaydı, burada bu ortamda piknik yapmak çok güzel olurdu diye düşündük. Su sesleri eşliğinde etrafın manzarasını izlerken çayımızı yudumlamayı isterdik. Ama türbe ziyareti yapıp hemen geri döneriz diye düşünerek yiyecek çantamızı yanımıza almamıştık. Ama olsun, biz yine de oldukça keyif aldık ve bol bol fotoğraflar çektik. Nasıl buldun Bilecik'i? Vallahi çok güzelmiş. Bu kadar beklemiyordum gene her zamanki gibi. Hiç tahmin ettiğim gibi de çıkmadı. Çok daha farklı, gelip görmek lazım tabii.
çok eski ya. Çarklara baksana. Harabe ya işte. Harabe halinde. İşte değirmen böyle oluyordu eskiden. Bir de düşün bak, bu kadar dağlık yerlere insanlar eşeklerle şeyle buğdaylarını getiriyorlardı. Burada öğüttürüp geri götürüyorlardı. Oğlum işte eskiler o kadar zorlu şartlarda yaşamış. Biz bir de şu anda her şey ayağımıza geliyor. Yine de her şeye şikayet ediyoruz. Bilecik'e Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyarete gelirseniz hemen yakınında böyle bir yer olduğunu ve inebileceğinizi belirtelim. Fakat şu uyarıyı da yapalım. Aşağı inen kısımlar tehlikeli. Kaygan yerler mevcut. Son derece dikkatli olun ve bizim yaptığımız gibi şelaleye giden kısımlardan gitmeye çalışmayın. Biz ufak bir macera olsun istedik ve zaten sonuna ulaşamadan geri döndük. Siz o kısma gitmeyin diye de tekrar söylüyoruz. Zaten belli bir yerden sonra gidilemeyecek kadar sıkıntılı. Başınıza bir şey geldiğinde kimseler yardımınıza gelemez. Zaten kimselere sesinizi duyuramazsınız su sesinden. Merak eder ve görmek isterseniz değirmenin olduğu kısımlara dikkatli bir şekilde gidebilirsiniz diyerek bu videomuzun sonuna geliyoruz. Haftaya konaklarıyla tarih kokan Osmaneli videosuyla Bilecik gezimizi noktalayacağız. Güzel bir serinin daha sonuna gelmiş olacağız. Geceden sonra karnımız acıktı. Kahvaltı zamanı. Uzun zaman. Dün akşam yemeğinden sonra bir şey yemedim biliyorsun. Gezmekten yemek yemeyi de unutuyoruz yani. Ama Ahmet olsa bizde hayatta var ya. Var ya bir gün bizim mahalledeki Ahmet'i. O açlığa dayanamaz o. Ahmet hiç dayanamaz. Birazdan melemenimiz olacak. Burada melemen yapıyoruz. Yerde benim nuru gazla çay demleniyor. Nurgaz imdadımıza bir kez daha yetişti. Birazdan Nurgaz'da gene ekmeklerimizi de ısıtacağım. Nurgaz, sen bize sponsor olmadın ama biz hepsini senden kullanıyoruz yine. Bir sürü ekipmanımız var senden aldığımız. Yine de senin reklamını yapıyoruz bak. Oo, nasıl olacak mı melemen? Olacak yani, mecbur. Kabasa menemen. Ağzına kadar menemen. Şahane bir menemen. Nasıl? Vallahi güzel oldu. Güzel güzel. Daha ne? Hadi bakalım şimdi menemene dalalım. Üşüdün mü? Çocuk ama yemekler sıcak. Ortam nasıl? 10 numara. Keyfim 10 numara. Her şey çok iyi. Öyle bir şey vardı ya. Hava biraz soğuk ama. 10 numara. Her şeyimiz de var yani. Soğuk da olsa çayımız var, tost yapıyoruz. Biraz dağınık soframız biraz. Ama yapacak bir şey yok. Bugün böyle oldu.
Öldük açlıktan ya. Dün akşamdan beri hiçbir şey yemedik. Gezmekten. Yanmaz yanmaz. Oh sıcacık, ne güzel simitlerimiz, mis gibi. Oh. Sıcak simit de bir başka. Normal yemekten sıkılmış, menemen tostu yapıyor. Soğuk havada güzel gider dedik. Tereyağı aldı. Menemen sandviçi midir, menemen tostu mudur artık? Oo. Ulan helal olsun, biliyorsun sen bu işi ha. Üstüne tereyağı sürecek gene, bak 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 bak. Tereyağsız olmaz. Ulan helal olsun. Çatır çıtır sesler geliyor Nurettin. Gevrek galiba. Evet. Oh oh. Mükemmel. Bir daha ısır bakayım. Bu soğukta bu ilk keyif, çok çıtırtıyı güzel aldık. Çok şükürler olsun. Haftaya görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.